1893 yılında bir önceki kral Hasan II döneminde yaptırılmış olan bir cami. 1493 mi? 93'te tamamlanıyor. 97 yıl gibi bir sürede tamamlanıyor. Endülüs tarzı mimarisi vardır. İçerideki ahşap oymacılığı, taş oymacılığı, Çinliler tamamı Fas'ın çeşitli bölgelerindeki sanatının zirvesinde olan kişilerce yapılmış. Zaten içeri girdiğinizde o müthiş görseli göreceksiniz. İç kısmının kapasitesi yaklaşık olarak 80 bin. Şu çatı kısmı, şu birinci yeşil kısım evet. Değil, ikinci kısım açılıp kapanabilir. Tamam. Açılıp kapanabilir. Evet, o kısım cami. Peki, şuradan baktığımız zaman deniz orada gözükecek değil mi? Tabii, orada görünecek. Caminin bir kısmı anlattığım üzere Hud suresi 7. ayetini rüyasında gördüğü için caminin bir kısmı suyun altında. Onda da çevirisi şu şekilde. Siz gerçekten ölümden sonra dirileceksiniz desen şüphesiz küfüre sapanlar bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir derler. O Allah ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bütün kainat yaratılmadan önce onun aşrı su üzerindeydi. Allah bütün canlı varlıklara su ile hayat verdi. Onun aşrı su üzerinde idi kısmına istinaden caminin batı kısmı deniz yani Atlas Okyanusu üzerine inşa edilmiştir. Tabii burası aynı zamanda bir külliye. Dış kısmı da 80 bin kapasiteli. Yani 100 binin üzerinde aslında. 105 bin civarı. Minare yüksekliği 212-213 metre yüksekliğinde. Güncel rakamlara bakmadım ama halen zannedersem Afrika kıtasındaki en uzun minaredir. Sağ taraf müze kısmı. Müzede zaten caminin kendisinde inşa edilirken el işçi örnekleri var. Yani esasında müzede olan her şey caminin içinde de aynen. Görebiliyorsunuz. Sol tarafımız kütüphane kısmı. Şu anda kapalı. Evet, iki taraf da kapalı. Külliye gibi düşünmek lazım. Kütüphanesi, hamam kısmı, ibadethane, abdesthane kısmı, cami kısmı ve müze kısmı. Müze kısmı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, Hasan II Camisi açıldı ve insanlar tam gaz camiye doğru koşuyoruz.
Şehir adamına